Merhaba arkadaşlar. Devam edelim dersimize. 13. ders elementlerin sınıflandırılması. Şöyle yaklaştırıyorum. Biz elementleri sınıflandırırken metal, ametal, soy gaz, bir de yarı metal olarak ele alacağız. Ama daha çok bu üç grupta ele alacağız. Metal, ametal ve soy gaz olarak değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak metallerden başlıyorum. Metaller periyodik tabloda bakın şu taralı olan bölüm şurası. Şurası metal. Bakın şurada dikkatinizi çekiyorum. 1A grubundaki ilk element bu 1A grubunda olmasına rağmen istisna olarak bu hidrojen. Bununla ilgili çok soru çıkar. Bunu sorarlar size. Hidrojen 1A grubundadır ama metal değildir. Şimdi özelliklerine geliyorum. Metaller oda sıcaklığında hepsi katı halde. Kim? Civa hariç. Tel ve levha haline gelebilir. Bu ne demek? Yani metali işleyebiliyorsunuz. İşlediğiniz bir şey de kırılgan değildir. Görünümü parlaktır. Isı ve elektriği çok iyi iletir. Sıcaklıkları yükseldikçe elektrik iletkenliği zamanla azalır. Sadece ametallerle bileşik oluşur. Mesela kendi aralarında iki tane metal bileşik yapmaz. Kendi aralarında bileşik oluşturamazlar. Periyodik tablonun sol tarafında bulunan, dediğim gibi mesela burası sol olarak kabul ediliyor, şu taraf sol taraf olarak kabul ediliyor. Bunlar elektron verirler. Elektron verdiği için de artı yüklü katyon oluştururlar ve elektron vermeye daha yatkın elementlerdir bunlar. Hangi özellikleri daha çok soruyorlar? Ben size şimdi onları işaretleyeyim. Bir tanesi tel ve lev haline gelme özelliği çokça soruluyorlar. Sonra ısı ve elektrik iletkenliği yine çokça sorulan bir özellik. Sonra kendi aralarında bileşik yapmazlar. Bakın bununla ilgili çok tuzak sorular vardır. Ondan sonra bir de elektron vererek artı yüklü olurlar. Bu özellikler çokça kaynaklarda, sınavlarda çıkan özelliklerdir. Bir diğeri ametaller. Bakın ametaller yine şu taradığımız bölüm. Dikkat ederseniz şurası. Şurada bakın hidrojen biraz önce demiştik yine 1A grubunda olmasına rağmen ametal. Peki ametallere ne diyeceğiz? Oda sıcaklığında bunların katı olanı da var, sıvı olanı da var, gaz olanı da var. Yani her halde bulunan ametal var oda sıcaklığında. Oda sıcaklığı ortalama 22 derece olarak kabul ediliyor. Bilginiz olsun. Tel ve lev haline bunları getiremiyorsun. Yani bunları işlemeye kalktığın zaman kırılıyorlar. Kırıldığı için de tel ve lev haline gelmiyor. Görünümleri mattır. Isı ve elektriği iyi iletmezler. Yani bunlar metaller gibi çok iyi ileten değillerdir. Metallerle iyonik bağlı bileşik, yani metallerle bileşik oluşturuyorlar. Şöyle, bakın bir tanesi metal artı diğeri ametal olursa böyle bir bağ oluyor. Bakın bu artı. Ama diyelim ki her ikisi de metal. Metal artı metal. İki tane metal olursa kimyasal bağ yapmaz. Ama iki ametal yapıyor bu arada. Onu bilelim. Bunu kimyasal bağlar konusunda daha detaylı işleyeceğiz. Ama burada iki tane ametalden kimyasal bağ olur. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluşturan periyodik tablonun bakın sağ tarafında bulunur. Burası sağ olarak kabul ediliyor. Elektron almak isterler bunlar. Elektron alacakları için de yükleri genelde eksi olur ve anyon olur. Bunda hangi özellikler daha çok soruluyor? Yine şu tel ve lev haline getirilemez soruluyor. Isı elektriği iyi iletmez soruluyor. Kendi aralarında bileşik yapar, kovalent bağ, metallerle de iyonik bağ yapar. Bu soruluyor. Sonra elektron almaya yatkındır. Aldığı için de eksi olur. Bunlar daha çok sorulan özellikler ametallere ait. Evet, 1A grubundaki bakın hidrojen not ne demiştik? 1A grubunda olmasına rağmen sol tarafta olmasına rağmen ama ametaldir. Bunu unutmayalım. Bu bir istisna ve çokça sorulan bir şey. Yarı metaller şu arada bulunuyor. Bunlar da metallerle ametallerin ortasında. Mesela bazıları metallere, bazıları ametallere benziyor. Parlak görünümlü olanı da var, mat görünümlü olanı da var. Elektriği metallerden kötü, ametallerden daha iyi iletir. Bakın arada. Sonra bunlar katı halde bulunuyorlar. Bunlar kim? Bor, silisyum, işte germanyum, arsenik, astatin, antimon, tellür, polonyum. Bunlar da yarı metaller. Dediğim gibi metallerle ametallerin arasında bir özelliktir. Biz zaten bu grup isimlerini bir önceki dersimizde vermiştik. Bunu geçiyorum. Soy gazlara geldim. Bakın soy gazlar bu yeni müfredata göre ametallerin alt grubu olarak kabul etmeyeceğiz. Soy gazlar kendi başına bir grup. 8A grubu. 8A grubuna soy gazlar deniyor. Bunlar elektron alışverişi yapmazlar. Kendi aralarında veya bir başkasıyla bileşik yapmazlar. Hepsi gaz halindedir. Bunlar kim? Helyum, neon, argon,
Kripton, ksenon, radon. Tamam mı? Bunlar da soy gazlar ve 8A grubunda. Herkes bunlara benzemeye çalışıyor. Onun için bunlar kimseye benzemezler. Diğer elementleri elektron alışverişi yaparak soy gazlara benzemeye çalışıyor. Çünkü neden? Soy gazlar kararlı olduğu için diğer elementler de kararlı olmak istiyorlar. Onlara benzemek istiyorlar. Hemen aşağıda verilen özellikle hangisi metallere ait değildir? Bakın metaller parlaktır. Isı elektriği iletir. Kendi aralarında bileşik oluşturur. Yanlış oluşturamazlar. Elektron verirler. Hangileri ametallere aittir diyor. Bakın görünümleri mattır doğru. Kırılgandır. Tel ve lev haline gelmez. İşlenemiyor çünkü. Elektron almaya yatkındır doğru. Vermez. Her üçü de ametallere ait özelliklerdir diyeceğiz. X, Y, Z elementler yapıyor. Tablodaki yerleri verilmiştir. Buna göre ne diyeceğiz? Bakın şurası neydi? 1A grubu. Burası metal. Şurası ametal. Şu sondaki de soy gaz. Metal, ametal, soy gaz. Soy gazlar 8A grubundadır. Bunlarla ilgili bu sene soru bekliyoruz. Dikkatiniz. Yani orayı iyice öğrenmeniz lazım. Periyodik tabloda 8A grubunda bulunan elementler soy gazlardır. Soy gazlarla ilgili bilgilerde hangisi yanlıştır? 8A'dadır doğru. Hepsi gaz halindedir. Doğru. Elektron alışverişi yapmazlar. Doğru. Ametallerle bileşik oluşturur. Hayır. Bak. Elektron alışverişi yapmadığı için bileşik yapamaz. Bu kadar basit. Yani elektron alışverişi yapmadan nasıl bileşik yapacak değil mi? Devam edelim. Periyodik tabloda taralı olarak gösterilen element grubu aşağıdakilerden hangisidir? Bakın tam şu arayı göstermiş. Metallerle ametallerin arasını gösterdiği için tam arada neydi? Yarı metaller bulunuyordu. Ametaller hem metallerle hem de soy gazlara bileşik oluşturur. Yanlış. Niye? Çünkü soy gazlar kimseyle bileşik oluşturmaz. Yanlıştan devam edeceğiz. Ametaller tel ve lev haline gelmez. Doğru. Çünkü niye? İşlenemiyorlar. İşlenemediği için de bunlar tel ve lev haline gelemez. Üçüncü çıkışa ulaşırız. Buna göre aşağıdaki verilen element çiftlerin hangisi arasında bağ oluşmaz demiş. Bakın bu kim? Bu bir soy gaz. Bu hiç kimseyle bağ yapmayacak. O zaman T'nin olduğuna bak. Bakın mesela X ile Y yapar. X 1A grubunda ama bu hidrojen olduğu için yapıyor. Yani T kimseyle bağ yapmadığı için T'nin olduğu şıkkı bulsanız da cevaba ulaşırsınız. Bilginiz olsun. Yukarıdaki verilen elementler hangisi soy gaz grubunda yer almaz? Neydi? Hidrojen, argon, ksenon. Bunlar soy gazdır ama hidrojen neydi? Ametaldi. Hidrojen soy gaz değil. Ametal olarak ele alacağız. Yarı metallerle ilgili bilgilerde hangileri doğrudur? Bazı özellikleri metallere, bazıları ametallere benzer. Çünkü yarı metal yani ikisinin ortasında bir şey. Katı halde bulunurlar. Doğru. Helyum, neon, hidrojen yanlış. Bunlar neydi? Bor, silisyum, germanyum, astatin falandı. Üçüncü özellik yanlış olacak. 1 ve 2 yarı metallere ait özelliklerdir. Evet, hiçbir elementle bileşik oluşturmaz. Neydi bu? Soy gaz. O zaman X soy gaz olacak. Kendi aralarında bileşik oluştururlar. Ametaller kendi arasında bileşik oluşturur. Y o zaman ne olacak? Ametal olacak. Y ametal olacak. Kendi aralarında alaşım oluşturur. Alaşım dediğimiz bir karışım, bileşik değildir. Bunu metaller yapamıyorlar. Z de metal olacak. Zaten buradan cevap çıkıyor. Bursa. Evet, son bu soruda çözeyim. Kalanları size bırakacağım. Buna göre bu elementler hangileri ametaldir? Biz ametaller için ne demiştik? Bakın şurada hidrojen vardı ametal. Şu 7A grubunda ametal, şu da 6A grubunda ametal. Yani Y hariç diğerleri ametal olacak. Y, Z, T olacak. Bunlar ametallerdir. Evet. Bundan sonraki kalan sorular onları da siz çözün. Şimdilik hoşça kalın.